öğretmen, hani fizik, matematik vesaire. Anketlere bakıyoruz. Ne diyorsun Sayın Toker? Gökmen Bey, yaklaşık bir buçuk sene önce ben Muharrem İnce ile bir görüşmüştüm. Partisine beni davet etmişti ama benim partim, siyasi görüşüm belli. Teşekkür ettim kendisine. Fakat o zaman gördüm ki Muharrem İnce 2018'de bıraktığı %30'un üzerine ekleyerek devam edecek. Yani öyle bir yanılgı ve ego içindeydi. Bir de bir öfkesi vardı. Kazanabileceği bir seçimi neden kaybettiğine dair farklı gerekçeleri vardı. Yanılmıyorsam Mart ortasıydı. İşte 10 Mart'ta Erdoğan seçimi ilan ettikten birkaç gün sonra Muharrem İnce'ye ben sosyal medyadan bir mektup yazdım. Son cümlemi söyleyeyim, paylaşayım sizlerle. Sağduyunuz öfkenizin ve egonuzun önüne geçmemeli dedim. Yani sağduyulu davranarak gereğini yap. O da bana sonra bir cevap yazdı. Ve adaylıkta ısrar etti ve hala inanıyor ki bana şu cümleyi de kurduğunu hatırlıyorum. Yani günahını da almayalım ama şöyle bir şey kalmış aklımda. Ben Türkiye'de Erdoğan'dan sonra ikinci adamım. Halkın beni tanıdığı, yani sokağa indiğim zaman itibar gören bir siyasetçiyim. Niye şey olmayayım, aday olmayayım zihniyetinde. Şimdi benim yanıldığım esas nokta, şimdi Muharrem İnce'yi ben yani Erdoğan'la başa baş halk diliyle konuşan, hitabeti güçlü, halkla empati, sokaktaki adamla empati kurabilecek yetenekte bir siyasetçi olduğu için oylarını arttırabilir zannediyordum kampanya döneminde. Fakat hala öfke ve egoyla devam ettiği için konuştukça Kılıçdaroğlu'nun hanesine yazıyor. Yani kendi hanesinden oylar şeye taşınıyor. Kılıçdaroğlu'na taşınıyor. O çerçeveden bakıyorum. Sonra çıtayı yükseltti maalesef. Mesela doğru hatırlıyorsam Kılıçdaroğlu FETÖ'yle işbirliği içinde olmakla suçladı. O, doğru mu hatırlıyorum? Öyle bir şey söyledi. Ona benzer. Peki hem öyle diyor hem de diyor ki Davutoğlu'yla Babacan çekilirse ben sana hiçbir şey beklemeden destek olurum. Hangisi Muharrem İnce? Yani hem FETÖ'yle işbirliği içinde olan Kılıçdaroğlu diye suçluyorsun. Hem de bu ikisi çekilirse ben seninle şey yapabilirim, işbirliği yapabilirim diye daha dün gece dile getirdi. Onun için yani İnce'nin aldığı oy oldukça düşük bir şey çıkacak. Hayal ettiği rakamların şeyinden bile geçemeyecek, uzağından bile geçemeyecek gibime geliyor. Bu önümüzdeki bir hafta 10 gün yine konuşmaya devam ettikçe oy kaybetme olasılığı çok yüksek. Halbuki şöyle yapsaydı, muhalefetle Kılıçdaroğlu'yla uğraşmak yerine ya sokaktaki adamın çarşı pazardaki derdiyle, hukuksuzlukla, adaletsizlikle ilgili kampanyasını o şekilde yürütseydi tarihe başka türlü geçerdi. Maalesef bu ısrarın da devam ettiği için yani memleket seçim dönemi bittikten sonra memleketi Yalova'da bile utancından sokağa çıkamayacak duruma gelebilir. Siyasi hayatı da sonlanır diye düşünüyorum. Hala vakit var. Yapabileceği en ülke içinde, kendi içinde yapabileceği en olumlu şeyin Kılıçdaroğlu lehine pusulada olsa bile kendisine oy verecekleri Kılıçdaroğlu'na yönlendirerek geri adım atması olur diye düşünüyorum. Peki. Sayın seyirciler lütfen Twitter'da haber aktar adresinden yazın. Cemil Genç diyor ki bu seçimin asıl meselesi cehennemin kapılarının kapatıldığı seçim olacak mı olmayacak mı meselesidir diyor. Raci Bey diyor ki Allah aşkına bunlar Kandil'i bitirdi mi bitirmedi mi diye soruyor bize ya Raci Bey. Bunlar diyor Kandil'i bitirdi mi bitirmedi mi? Çünkü bir yandan da iktidarın tezi şu efendim biz gidersek muhalefet kazanırsa Kandil'i bitirmezler. Ya 21 yıllık bir iktidar. Bitirdiniz mi siz Kandil'i? Bitirdik diyorlardı. Evet yani şimdi ondan sonra bir izleyicimiz... Gökmen Bey bu konuda bir şey izninizle söyleyebilir miyim? Estağfurullah buyurun. Şimdi yani bazen batılı gibi de düşünmek lazım. Şimdi Kandil nerede? Kuzey Irak'ta. Yani Bush'un çok güzel bir lafı vardır. Ben diyor sadece teröristi değil
terörü himaye eden, destek veren de terörist gibi sorumlu tutarım derdi. Şimdi acaba bir Batı ülkesinin sınırında böyle bir dağ olsa ve 20 sene, 30 sene, 40 sene o bölge bir terör ve başka bir ülkenin sınırları içinde. Yönetimi de var oranın. Seçimler yapılıyor, meclisi var, başbakanı var, osu var, busu var. Ama bu şey merkez hala Türkiye Cumhuriyeti'nin başına dert oluyor. Şimdi terör sadece silah ve ele şey değil ki, militan değil ki. Terörün parası, para lazım, lojistik lazım, yol lazım, telsiz lazım, telsizi şarj etmek için elektrik lazım, ilaç lazım, yiyecek lazım, o lazım, bu lazım. Bunun demek ki bir ülkenin sınırları içinde bir muhatabımız var bizim. Ama onları da muhatap almadan nasıl oluyor da hala Kandil gibi bir yerin varlığının 20 senelik iktidar hala yok, Kandil'den mi talimat aldın, Kandil'in adayı mısın, Kandil'den mi o, Kandil'den mi bu? Bunu nasıl savunabilir anlayamıyorum açıkçası. Bizim oradaki muhatabımız Barzani falan olmalıdır. Bu işi ya sen bitireceksin ya ben bitireceğim. Batılı böyle yapıyor. Cem Bey, gözünün yaşına bakmıyor. Geçenlerde bu Cumhur İttifakı'nın ortağı Hüdapar'ın genel başkanı nereye gitti? Barzani. Barzani ile görüşmeye gitti. Tabii. Yani tam da bu ittifak ortak olduktan sonra Barzani ile görüşmeye gitti. Sınırlar Sunni'dir diyor. AKP Kongresi'nin onur konuğu kimdi? Barzani'ydi. Kırmızı halıyla ağırlandı AKP'nin bir kongresinde. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu gibi bir şeye geliyor. Yani oranın sınırları... Cem Bey, bir şey soracağım. Cem Bey, siz siyasetle yıllarca içli dışlı aşırı neşir kıdemli bir siyasetçisiniz. Şimdi Hüdapar gibi bir partinin genel başkanı, AKP'nin ortağı olduktan sonra, yani Cumhur İttifakı'nın ortağı olduktan sonra 3-4 ismi AKP'nin seçim listelerine, yani milletvekili aday listelerine girdikten sonra, artık protokollerde, törenlerde yan yana fotoğraf verildikten sonra hemen soluğu niye Barzani'de alır? Barzani'den ne talep edebilir? Ne görüşebilir? Barzani ve işte oradaki ailenin, aşiretin ya da ya da soyun, efendim, Güneydoğu'daki etkisinden nasiplenmek mi ister seçmen desteği anlamında? Ne dersiniz efendim? Tabii makul insan bunu düşünür. Bugün Ensarioğlu bölgenin köklü ailelerinden AKP'de siyaset milletvekilliği yapmış. Ne diyor? Öcalan'la görüşmeler hep vardı, devam ediyor diyor. Yani AKP, bakın tekrar ediyorum, bir ilk bölümde de söyledim. İktidar için gerekiyorsa papaz elbisesi giyerim diyen bir zihniyet. Barzani ile de görüşür, Öcalan'la da görüşür, Hüdapar'la da görüşür. Hizbullahçılara af da çıkarır. Böyle bir şey görmedik biz. Eskiden seçimi kaybeden tebrik ederdi rakibini, tokalaşırdı. Türkiye demin dediğim gibi örnek bir ülkeydi ya. İktidar bir el değiştirirdi. Her demokratik ülkede olduğu gibi. Ama şimdi böyle bizi yok, ben kalkmam diyor, ben gidersem devlet yıkılır diyen bir zihniyet bu yollara sapıyor maalesef. Takdir seçmenin. Peki. Ve bu malzemeleri de Kılıçdaroğlu kullansın seçim meydanlarında. Peki. Maşallah iktidar bol malzeme veriyor yani şeye, muhalefete. Peki. Cem Bey, yorulduysanız şey yapabiliriz. Yani biz çünkü yarıma kadar... Yavaş yavaş. Tamam, peki.